Evet, tekrar hoş geldiniz. Sorularla ilgili olarak istersen sıradan Resul Üstad'dan başlayalım. Kendisine yöneltilen sorulara cevap versin. Buyurun Üstad'ım. Evet, Fırat Sever diyor ki 6331 sayılı iş güvenliği kanunu ile ilgili belirtilen sürelerden müracaat yapmayan iş yerleriyle ilgili bir af çalışması yapılmakta mı? Bu en son torba yasanın içerisine bununla ilgili bir düzenleme konuluyor. Yani iş sağlığı güveni ile ilgili yeni bir torba yasa daha hazırlanıyor. Onun içerisinde bir af yasası niteliğinde olacak. Çalışma yapanlara idari para cezası uygulanmayacağı yönünde bir düzenleme var. Burhan Sezer, bağımlı olarak çalışıyorum. Ücretlerimi alamıyorum. Şirkete ait evde kira vermeden oturuyorum. Bu nedenle ücretlerimi uzun yıllardır alamıyorum. Ne yapmam gerekir? Geçmiş yıllara ait birikmiş ücretlerimi nasıl tahsil edebilirim? Yani işçi olarak çalışanlar ücretlerini alamıyorlar ise bu çalışanlara iş sözleşmesini tazminat alarak feshetme hakkı verir. Eğer işçinin ücreti sözleşme koşullarına göre hesap edilip ödenmiyorsa bu yola başvurabilir. İkinci olarak da tahsil edemediği tutarlarla ilgili de icra yoluna giderek tahsil yolunu deneyebilir. Fikri Kasım, danışmanlık hizmeti verdiğim bir firmada 4 al olarak çalışabilir miyim? Yani meslek mensuplarıyla ilgili olarak bağımsız çalışıldığı için, meslek mensupları bağımsız çalıştıkları için danışmanlık hizmeti verdikleri firmalarla ilgili meslek yasasından doğacak bir sıkıntı nedeniyle 4 alı olamıyor. Yani meslek yasamız bağımsızlıkla ilgili kriterleri getirmiş olduğundan. Bizim meslek yasamız olmamış olsaydı siz kendi adınıza limited şirketi de olsanız, serbest çalışan bir kişi de olsanız, ortağı sahip olmadığınız başka bir yerde SSK'lı olarak çalıştığınız zaman sigorta olabilirsiniz. Ama dediğim gibi meslek yasamızdan kaynaklanan, meslek yasamızın bağımsızlığa özel atıp yapan düzenlemelerinden dolayı böyle bir uygulama var. Buyurun. Arkadaşlar bakın, bizim 3568 sayılı yasa olmasaydı siz de aynı kapsamdaydınız. 3560'ı ben mali müşavir değilim ama hani odadan bildiğim kadarıyla bir bağımlı çalışanlar var, bir bağımsız çalışanlar var. Dolayısıyla bizim meslek yasamız buna izin vermiyor. Yoksa sizin belirtmiş olduğunuz konuda bir sıkıntı yok. Meslek yasamız olmasaydı böyle bir olay mümkün olabilirdi. Ya çok hani tartışmak da istemiyorum zaman kaybı olmaması açısından. Evet, Seçkin Yaşar, aile sağlığı merkezinde veya devlet hastanesinde çalışan doktorların OSGB'lerde kısmi süre olarak çalıştırılması durumunda OSGB şirketi tarafından bu doktorlar adına SGK primi ödenecek mi? Yoksa sadece gelir ve damga vergisi mi ödenecek? Evet, bu konuyla ilgili olarak sadece gelir ve damga vergisi yapacağız. Çünkü üstünlük kuralı var bizde. En üstün olan, hani Hindistan'da kast sistemi var, ona benzer şekilde bizde devlet memurları en üstün olanlar. 4 celler diyoruz. Onun bir altında 1 Mart 2011 tarihinden itibaren SSK'lılar var. Onun bir altında da en son kast sisteminin en altında da 4 beller bağ kurular var. Dolayısıyla bir kişi devlet memuru emekli sandığı prim ödüyorsa SGK'ya, 4 cel olarak prim ödüyorsa 30 saat OSGB'lerde veya ücret bodrosuyla şirketlerde, işletmelerde iş yeri hekimliği yapma hakkı var, 30 saat. Bu 30 saatin karşılığında bir ücret ödenir, gelir damga vergisi kesilir ama 4A SGK primi ödenmez. Neden? Üstünlük kuralına göre devlet memuru olduğu için. Bağ kurulu olsaydı, diyelim bağ kurulu olan bir doktor olsaydı, bu sefer Bağkurlu bir doktor başka bir iş yerinde SSK'lı çalışmaya başlarsa Bağkur sigortalılığı sona erer. 1 Mart 2011 tarihinden itibaren bu geçerli. SGK'lı 4A'lı olur. Yine bir firmada 150 kişi çalışmakta, diğer sağlık personelinin yıl sonuna kadar sertifika alması gerekiyormuş. İş yeri hekimi günde 2,5 saat gelmekte. Bu durumda diğer sağlık personelinin sertifikalı olarak çalışması şart mı? Evet. 1 Ocak 2015 tarihine kadar sertifika almak gerekiyor.
Ancak diyor ki yönetmenin geçici maddesinde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren sertifika almak zorunludur diyor. Yani mutlaka sertifika alması gerekiyor. Hekimin gelip gelmediğinin bir önemi yok. Engelli teşviği ile ilgili Deniz Arslan, engelli teşviği ile ilgili olarak işveren paylarının devlet tarafından karşılanacağı yönünde bir takım hukuksal düzenleme ve yenilikler var mı? Avrupa ülkelerinde buradaki devlet hastanelerinde aldığımız sağlık hizmetlerini anlaşmalı olarak görebilir miyiz? Sosyal güvenlik ve sağlık anlaşmalarımız var mı? Şimdi şunu söyleyelim. Engelli teşviki ile ilgili bir düzenleme yapıldı. Buna göre artık engelliler için kontenjan fazlası veya kontenjan dahilinde olup olmadığının bir önemi yok. Bütün engelliler için engelli teşvikinden faydalanmak mümkün. Asgari ücret kadar bir oranda, asgari ücret tutarında bir matrah üzerinden işveren payını devlet karşılıyor, hazine karşılıyor. Ayrıca artık her yıl engelli teşviğinden faydalanmak için aktivasyon yaptırmamız, belgeleri İŞKUR'a onaylatıp vermemiz gerekiyordu. Buna da gerek yok artık, onu da söylemiş olalım. Yani Avrupa ülkelerindeki gibi sağlık yardımı almak hani Türkiye'de mümkün mü? Yani bizim sağlık sistemimiz inanın çok kötü değil. Bizim en büyük sıkıntımız çok yoğun sağlık kuruluşlarımızın olması ve maalesef insanlarımızın sağlık kuruluşlarından faydalanma noktasında şöyle bir problemi var. Biz her zaman hani hastanın arkadaşlığı dediğimiz bir şey var. Yaşlı insanlar, hakikaten bunu üzülerek söylüyorum ama hasta değil ama hastaneye gittiğinde Ayşe'yi, Fatma'yı görüyor. Hadi bugün Ok Meydanı Hastanesi'ne gidiyoruz. Bugün şu hastaneye, böyle bir hastane arkadaşlığı var. Yani hastanelerimiz çok yoğun. Evinde ilgi göremiyor yaşlı insan. Hastaneye gidiyor, oradan ilgi bekliyor. Yani inanın bunu üzülerek söylüyorum. Hastanelerimiz gerçekten son 5-6 yılda çok iyi merhaleler kat ettik diye düşünüyorum. Avrupa standartlarında mıyız? Yani Avrupa'dan birçok hasta bakılmak için Türkiye'ye geldiğine göre hani iyidir diye düşünüyorum. Yalnız bir engellilerle ilgili parantez açmak istiyorum. Biz engelli haklarında maalesef çok gerilerdeyiz. Bunun da toplum olarak maalesef engellileri sahiplenemeyişimizden kaynaklandığını düşünüyoruz. Hiç çevremizde engelli göremiyoruz. Çünkü engellilerimizi sokağa çıkartmak istemiyoruz. Her evde olmasa bile 3 evde, 10 evde bir engelli olmasına rağmen insanlarımız engellilerini dışarı çıkaramıyor. Bizim altyapılarımız buna uygun değil. Belediyeler çalışıp altyapısını uygun hale getirip engelliler için yürüme parkurları yapmışsa da maalesef biz gidip arabamızı park etmişiz oraya. O da maalesef bizim hatamız. Fikriye Özaltın, mali müşavirim, hizmet yılım ve prim gün sayım fazlasıyla dolmuş durumda. Yaşı bekliyorum. Fakat yaşı beklerken Bağkur primim devam ediyor. Fakat ödenen fazla primlerinde emekli maaşımızdan yani düşüşe sebebiyet veriyor. Vallahi haklısınız. Yani ben dünyada çalıştıkça emekli aylığı düşen başka bir ülke görmedim. Haklısınız yani. Mutlaka düzeltilmesi gerekir. Bunu Sağır Sultan da biliyor. Herkes de biliyor ama bir türlü düzelmiyor. İnşallah düzelir. Haklısınız, yapacak bir şey yok yani. Evet, bir inşaat firmasının farklı yerlerde şantiyeleri var. İşçi ihtiyacı olduğunda 3-5 gün gibi anladığım kadarıyla çalışmalarda sigorta girişlerini yapıyoruz. İş bitiminde çıkarıyoruz. Bu süre bir süre sonra yine aynı işçiye ihtiyaç duyuluyor. Soru diyor, aynı işçiyi alıp çıkarıp alıp işe almak gibi bir durumun tam okuyamıyorum yazısını. Hukuki sonuçlarını açıklar mısınız? Yani inşaat işleri belli mevsimlik bir iş. Sizin 3 günlük, 10 günlük ihtiyacınız var. İşe aldınız, 10 gün, 3 gün çalıştırdınız. Çıkışını yaptınız. Tabii burada özellikle işçinin belirli süreli işe alınıp çıkartılması bir takım sıkıntılara sebebiyet veriyor. Bunların başında işçilere tanınmış olan özlük haklarından faydalanamıyor. Dolayısıyla eğer sizin bu gibi çalışanlarda 3 gün, 6 gün, 10 gün ayda bir çalışma süresi olacaksa çağrı üzerine çalışma dediğimiz bir sistem var. Çağrı üzerine çalışma sözleşmesi yaptığınız zaman o kişi ayda kaç gün çalışacaksa o kadar sigorta primini ödüyorsunuz. Dolayısıyla da çalışanda giriş çıkış yapılmasına gerek kalmadan
bir ay içerisinde çalıştığı gün kadar sigorta primleri ödeniyor. Mahmut Şişman, yetim aylığı alanların GSS açısından durumu demiş. Eğer yetim aylığı alıyorsa zaten herhangi bir prim ödemeden GSS'den faydalanma imkanı var. Serihan Uçar, 1.7.2016 tarihinden önce risk değerlendirmesi ve acil durum planı yaptırmak zorunda mıyım? Evet, bütün iş yerleri dahil olmak üzere bütün iş yerleri için 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren mutlaka risk değerlendirmesinin, acil durum planlarının, çalışan temsilcisi atamalarının, ortam ölçümleri yapılmasının, bütün çalışanlara eğitim verilmesinin, gerek iş sağlığı güvenliği eğitimi, gerekse mesleki eğitim, tehlikeli ve çok tehlikeli işler için zorunlu olduğunu biraz önce sunumda da söyledim. Az tehlikeli iki çalışan olsa da, hani öyleymiş iş yeri, mutlaka yapmak durumundayız. Evet, teşekkür ederim. Ben sözü Sayın Başkan'a bırakıyorum. Resul Üstadımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Hocamıza, Nurşen Canikli'ye sorulan sorularla ilgili hocamıza söz veriyoruz. Buyurun hocam. Teşekkürler Sayın Başkan. Ben de hızlıca bana sorulan sorulara cevap vereyim. Uğur Bey'in bir sorusu var. Alt işverene bağlı asıl iş yerinde çalışan personelin tazminat ve izin hakkı asıl iş yerinde geçirdiği süre ile belirlenir demiştik. Torba kanun öncesi işe girişi olan ve aynı asıl iş yerinde çalışmaya devam eden işçinin kanundan önceki döneme ait kıdem tazminatından ödeme kimin sorumluluğundadır diye soruluyor. Örnek olarak 2008'de işe girmiş, 2015 yılında işten ayrılmış. Şimdi bizim sunum sırasında söylediğimiz konu yıllık ücretli iznin belirlenmesine yönelik kıdem açısındandı. Ve orada yine özellikle olan durum, aynı iş, asıl işverenin iş yerinde alt işverenler değişmesine rağmen işçi yine çalışmaya devam ediyor. Yani alt işvereni gidiyor ve alt işvereni geliyor ama işçi o yeni gelen alt işverenin işçisi olarak çalışıyor. Böyle bir durumda kıdemi toplam olarak belirliyoruz. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Ama genel olarak şunu söylemek mümkün. Asıl işverenin iş yerinde çalışırken işten çıkarılan bir alt işverenin işçisinin kıdem tazminatından hem kendi işvereni hem de asıl işveren birlikte sorumludur. Yalnız burada yine dikkat edilmesi gereken husus da şudur aslında, asıl işverenin sorumluluğu kendi döneminde geçen sürelerle sınırlıdır. O açıdan yine de bir hesaplama yapılması gerekiyor. Yani son ücret ama kendisinde geçen süre noktasında. Burada Yargıtay'ın bir kararı var. 2010 yılından bu yana verdiği bir karardır. Bana göre çok önemli de bir karar. Şunu söylüyor Yargıtay. Asıl işverenin iş yerinden ayrılmış alt işveren ve işçisi aradan 3-5 yıl geçmiş ve kıdem tazminatına hak kazandıracak biçimde işçi işten çıkarılmış. Yıllar önce bir asıl işverenin iş yerinde 4-5 yıl diyelim ki çalışmış. Bu asıl işverenin de kıdem tazminatından birlikte sorumluluğu olacak mı? Yargıtay olacak diyor. Kendi döneminde geçen süre ve kendisinde işin bittiği tarihteki ücretiyle sınırlı olarak eski asıl işverenin yıllar sonra işten çıkarılan bir işçiye ödenecek kıdem tazminatından da birlikte sorumluluğu var. Bu da ilginç bir durum esasında. Nasıl halledilebilecek asıl işverenlerin? Biraz önce ifade ettiğim gibi yıllar önce kendi iş yerinde alt işveren işçisi olarak 2-3-5 yıl ne kadarsa çalışmış bir işçinin kıdem tazminatı talebiyle yıllar sonra muhatap kalması halinde sorun nasıl halledilebilecek açıkçası ben de bilmiyorum. Şu açıdan kıdem tazminatına hak kazandırır biçimde mi sona erdi? O dönemdeki ücreti kaç liraydı? Sorumluluğum neyle sınırlı bir işveren olarak? Bunları tespit edebilmek oldukça zor. Ama özetle asıl işverende, alt işverende işçinin kıdem tazminatından birlikte sorumludur. İşçi ister kendi işverenine dava açar, ister asıl işverene davayı yöneltir. Sıklıkla da her ikisine davayı açar. Kimden tahsil ettiyse işçi açısından iş bitmiştir. Sonra kim kime rücu edecek meselesi taraflar arasında ya sözleşmeye bakılarak ya da hakimin vereceği karara göre sonuçlandırılır. İkinci bir soru,
Yıllık ücretli izin kayıtlarının tutulduğu listeler veya defterlerin noterden tasdik ettirilmesi gerekli midir? Uyuşmazlık ve dava aşamalarında aranan özellik nedir? Biçiminde Kerim Bey soruyor. Bunların noterden tasdik ettirilmesine gerek yoktur. Bunların şablon matbu biçimde olmazsa olmaz diyebileceğimiz şeyi de yoktur, formu da yoktur. Ama şunu söyleyebilirim, yıllık ücretli izin yönetmeliğinin arkasında, ekinde bir şablon şey vardır. Yıllık ücretli izin çizelgesi diyebilirim. O çizelgedeki esasları içeren herhangi bir belge sizin için yeterli olacaktır. Nedir? İşe giriş tarihi, kıdemi. Ne zaman yıllık ücretli izne çıktı, ne zaman döndü, eskisinden ne kadar yıllık ücretli izin gün sayısı kaldı gibi hususları içermesi gerekiyor. Ve işçi yıllık izne giderken imzalayacak, dönüşte imzalayacak. Yani işçinin imzası, ıslak imza dediğimiz imzasının olan belgeler olması gerekiyor. İspat açısından yazılılık esastır. Bir olayda davacı işçinin tanığı, yazın biz köye giderdik, işte 15-20 gün kalırdık dese de hiçbir değeri yok. İlle de işçinin imzasını taşıyan bir belge olması gerekiyor. Ama özetle noterden tasdik ettirilmesi vesairesi gerekmiyor. Bir başka soru, Aynur Hanım'ın sorusu, performans ölçüm ve değerlendirme sistemi olmayan bir işletmede çalışanın maaşında performans ya da ünvan değişikliği gerekçe gösterilerek indirim yapılması iş hukukuna uygun mudur? Önce buradan söyleyelim. İşveren performans ölçüm sistemi diyerek veya başkaca, ki burada objektif bilimsel esaslara uygun bir sistem de kurulmamış, öyle görülüyor. İşçinin temel ücretinde tek taraflı olarak hiçbir zaman indirim yapamaz. Temel ücreti anlaşma neyse, anlaşılan meblağ, bunu ödemek durumundadır. Ha, burada ne gündeme gelebilir? O da yine objektif bilimsel esaslara uygun olması koşuluyla ücret eki diyebileceğimiz prim veya bu tarz şeyleri performansa bağlı olarak belirleyebilir. Ama orada da objektif olmak gerekir. Keyfi ölçülebilir bir sistem kurmadan onun da çok isabetli olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu sefer işçiler arasında eşit davranma ilkesine aykırılık gibi başkaca sorunlarla karşılaşılması mümkün müdür? Bir ABM yönetiminin alt taşerona verilmesi pazarlama, işletme, muhasebe dahil diyor. İlgili yönetmeliğe göre mümkün müdür? Muvaza söz konusu mudur? Alt taşeronun maaşlarının asıl işverence ödenmesi doğru mudur? Şimdi bu soruya cevap verebilmek için asıl işveren alt işveren ilişkisindeki temel özelliklere ya da unsurlara dikkat çekmek lazım. Nedir burada bizim bilmemiz gereken? Bir işveren İş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir bölümünü, asıl işin bir bölümünü veya yardımcı işi alt işverene verebilir. Yardımcı işi verirken bunlar temizlik, güvenlik, yemek hizmetleri vesaire gibi hizmetlerdir. Ama AVM yönetiminde yemek, temizlik, güvenlik de yardımcı hizmet olarak düşünülecek bir şey değildir. Zaten onun asli işleri bu gibi işlerdir. Onu da söylemek lazım. İkinci aşama, asıl işini bir işveren başka bir işverene verecekse, alt işverene verecekse, işin ve işletmenin gerekleriyle, teknolojik sebeple uzmanlık gerektiren bir iş olmalı. Burada mantığımız şudur bizim hukukçu olarak ya da kanun mantığı. Her işveren asıl işini kendi işçisiyle yapacak. Yapamayacağı derecede özellikle uzmanlık gerektiren bir iş varsa o zaman onu alt işverene verebilir. Şimdi ABM'de pazarlama, işletme, muhasebe dahil bunları bir başka işverene vermek bana ilk etapta asıl işinin parçalarını veriyor gibi geliyor. İkinci aşamaya geçiyoruz. Uzmanlık gerektiren bir işler midir bunlar? Özel bir uzmanlık, kendisinde olamayacak bir uzmanlık mıdır? Hayır, değildir. O zaman bunları alt işverene veremez diye bakmak lazım. Veremediğinde de bu
kanuna aykırı bir asıl işveren, alt işveren olarak değerlendirilir. Teknik olarak biz buna muvaza demiyoruz aslında. Çünkü muvazanın kendine özgü bir anlamı vardır borçlar hukukunda. Üçüncü kişileri kandırmak amacıyla aralarında geçerli olmasını istemedikleri ama üçüncü kişiyi kandırmak için yaptıkları bir sözleşme olacak. Nedir bu? Şöyle örnekleyebilirim. Bazı yerlerde görüyoruz. 28 işçisi var mesela işverenin. 3 tane de güvenlikli, temizlikli elemana ihtiyaç var. Şimdi ben bunları işe alırsam diyor, 30 işçiyi geçeceğim ve iş güvencesi kapsamına gireceğim. İşten çıkarırken geçerli sebep bulacağım. Ne yapayım? Görüntüde. Bir işverenin bordrosunda görünsün bunlar ama işe alırken, çıkarırken ve yönetirken yani emir ve talimat verirken tüm yetki bende olsun. Şimdi böyle bir durumda bordro işvereniyle bu işverenin yaptığı işlem muvazalı bir işlemdir. Tarafların iradesi bu işçilerin işvereni olarak yine asıl işveren gibi görünen kişiyi kabul etmektir. Ama bazı yasal yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla görüntüde bu diğer işvereni işveren gibi göstermektedirler. Hepimiz biliyoruz, işçiyi alma, çıkarma ve ona en üst düzeyde emir ve talimat verme hak ve etkisi kime aittir? İşverene aittir. Bordroda başka birisi böyle görünüyor ama fiiliyatta bunu kullanan kimse bizim için o işverendir. Bordrodaki görünenin işverenlik sıfatı yoktur. Bu konu gündeme geldiğinde mahkeme bu hususu tespit eder ve ilişkiyi muvazalı sayarak o işçileri baştan itibaren asıl işverenin işçisi kabul eder. Ve asıl işveren sıfatıyla değil, işveren sıfatıyla sorumlu sayar işvereni. Şimdi burada da muvaza yok ama kanuna aykırı bir biçimde verilen bir alt işveren ilişkisi olduğu için o işçiler yine baştan itibaren AVM'nin işçisi olarak kabul göreceklerdir diyebilirim. Ayrıntılar varsa daha sonra da konuşulabilir. Bir başka soru, şununla gideyim. Belediyede taşeron olarak çalışan, aralıksız olarak çalışan ancak ihale süreleri arasındaki boşluklarda fiili olarak çalıştıkları halde hem sigortalı gözükmeyen hem de ücretleri ödenmeyen bir kişi açısından kıdem tazminatı gündeme geldiğinde bu boşluklar nasıl değerlendirilir? Gerçekte boşluk olmadığına da dikkat çekiyor. Şimdi belediyenin ihale usulü gereği bu boşluklar ortaya çıkıyor diye vurgu yapılıyor. Şöyle söyleyeyim, iş hukukunda neyin kağıt üstünde nasıl göründüğü bizi hiç ilgilendirmez. Hatta bu sosyal güvenlik hukuku açısından da böyledir. Fiiliyat nasıl gerçekleşiyor? Bu konuda da tanık beyanları çok belirleyicidir. Hatta bazen tanık olmasın ama keşif yapılır, bilirkişi incelemesi yapılır, iş yerine gidilir. Bu işler, bu ki ihale olmasa, yani ihale yapılmadığını varsayalım, o dönemde boşluk olduğunu. Peki bu işleri kim yaptı iş yerinde? Bunlara cevap aranır ve o kişilerin orada eylemli olarak hala çalıştığı tespit edildiğinde aralıksız çalıştığı sonucuna ulaşılır. Yargıtay bu gibi sorunları gayet kolaylıkla çözümlüyor. Hem tanık beyanlarıyla hem de iş yerinde keşiflerle. Yani burada hiçbir sıkıntı yoktur. Bu işçinin kıdem tazminatından belediyede son alt işveren de tüm süre üzerinden sorumlu olabilecektir diyeyim. Şöyle anlıyorum çünkü ben buradaki durumu. İşçi hiç değişmiyor. Hep orada çalışıyor. Görüntüdeki işverenler değişiyor, kağıt üstündeki işverenler. Bu işçi son asıl işveren, belediyeden de, son alt işverenden de tüm haklarını rahatlıkla alır. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bir başka soru, Mustafa Bey'in sorusu. Alt işveren yapılan işin asıl işveren tarafından İstanbul dışına taşınmasından dolayı çalıştırdığı personeli Avcılar yerini Üsküdar'daki şirket merkezine çalıştırmak istemektedir. Buna uymayan işçileri ihtar göndererek haklı fesle dayalı çıkış vereceğini söylemektedir. Bu durumun işçi tarafından yapılabilecek herhangi bir işlem var mıdır? Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı veya işsizlik ödeneği açısından neler alınabilir biçimde? Şimdi
Buna doğru cevap verebilmek için aslında taraflar arasındaki iş sözleşmesini de bilmek gerekir diye düşünüyorum. Ama ilk etapta İş Kanunu 22. maddesi, iş koşullarında esaslı tarzda bir değişiklik yapılmak isteniyorsa işçinin yazılı rızasını almak gerekir. İşçi 6 iş günü içinde kabul etmiyorsa bu red anlamına gelir veya açıkça reddedebilir. Bu durumda eğer ki somut olay işçinin işten çıkarılması açısından bir geçerli fesih sebebi yaratabilecek nitelikte ise işveren işçiyi haklı sebeple değil geçerli sebeple işten çıkarır. Çıkarmadan önce de ona daha uygun koşullarda teklif edilecek başka bir iş var mıdır diye bakar. Fes'e son çare olarak bakma ilkesi uyarınca bunlar da mümkün değilse ihbar kıdem tazminatını ödeyerek işten çıkarabilir. Haklı fesih sebebi olmaz. Haklı fesih sebebi ne zaman olabilir? Taraflar arasındaki iş sözleşmesinde açıkça başka bir iş yerinde görevlendirebileceğini ilişkin hüküm varsa, bu iş yerinde çalışabileceğini, çalışması gerektiğini işçi biliyorsa ve buna rağmen gitmiyorsa diyeyim, o zaman haklı fesih sebebi olabilir. Ama bu konuda 22. Hukuk Dairesi Başkanı yakın zamanda bir açıklama yaptı. O durumda dahi biz bunu haklı fesih sebebi olarak kabul etmiyoruz. Geçerli fesih sebebi olması gerektiğini düşünüyoruz dedi. 9. Hukuk Dairemiz başka düşünüyor, 22 başka düşünüyor. Ama böyle bir durum söz konusu. Şunu tartışabiliriz. Avcılarla Üsküdar arasında bir iş yeri değişikliği yapmak işverenin yönetim hakkına girer mi yoksa bu bir esaslı tarzda değişiklik mi? Ben kişisel kanaatimi söyleyeyim. Bana göre esaslı tarzda değişikliktir. Yani bu yönetim hakkı kapsamına girecek bir şey değildir. Aynı il sınırları içerisinde başka bir yerde görevlendirilebilir gibi bir anlayışı ben kabul etmiyorum İstanbul koşullarında. Siz de takdir edersiniz. Bir köprü geçmek bana göre esaslı tarzda değişikliktir diye düşünüyorum. Uykusundan, özel yaşamından fedakarlık etmesi anlamına gelecektir. O kişinin daha erken kalkacak vesaire gibi. Bu işçinin ben buradaki bilgiler çerçevesinde kıdem ihbar tazminatı olacağını her halükarda düşünüyorum diyeyim. Ve tabii ki geçerli sebeple işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine de hak kazanacaktır. Hangi koşulla? Son 3 yıl içinde en az 600 gün primi olması ve son 120 günün de kesintisiz geçmesi koşuluyla o koşulun da niye var olduğunu hala anlamış değilim. Arada 3 gün boşluk olsa hakkı yanacak. Belki 10-15 yıldır çalışan ve prim ödeyen bir elemandan söz ediyoruz. Özür dilerim hocam. Biraz hızlanabilirsek. Tamam. Teşekkür ederim. Çok hızlı bir şekilde. İnşaat işlerinde PVC doğrama işi bir firmaya verilmiş. Firmanın çalışanları PVC firmasında sigortalı 20 gün süren bu işi, montaj işini yapacak. Alt işveren dosyası açılması gerekir mi? Ben açılması gerektiğini düşünüyorum ama tartışılabilecek bir husus olduğunu da ifade edeyim. Yani belki siz de ayrıca cevap vermek isteyebilirsiniz. Mevcut PVC iş yerinden, dosyası mı? Ha? Bina için PVC dosyası mı? 20 günlük sürecek bir şey var. Yok, ayrı bir dosya. Devamlı iş yeri varsa devamlı bunu iş yerinden yapılabilir gibi de düşünülecektir. Muhtemelen onu ben tahmin ettim ama neticede farklı değerlendirme yapılabilecek bir husus. Kurum uygulamasında gerek olmadığı ortaya çıkıyor diyeyim. İş Kanunu 3. maddesi açısından biraz daha farklı da değerlendirilebilecek bir husus. İnşaatlarda çalıştırdığımız personellerle ilgili yapılacak iş sözleşmelerinin türü çağrı üzerine iş sözleşmesi olabilir mi? Ve sözleşme yapılması şart mıdır? Sözleşme yapılması şart mıdır? Ben yazılı sözleşme yapılması şart mıdır biçiminde anlıyorum. Çağrı üzerine iş sözleşmesinin yazılı yapılması kanun gereğidir. Ama ben burada çağrı üzerine iş sözleşmesinin koşulları var mıdır? Ayrıca tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Niye? Çünkü çağrı üzerine iş sözleşmesi ne zaman iş çıkacağı belli olmayan hallerde söz konusu olur. Mesela 5 yıldızlı otellerde düğün vardır hafta sonu, normal iş gücünün üzerinde ekstra iş gücüne ihtiyaç vardır bu gibi işler için. İnşaatta böyle bir durum var mıdır? Ayrıca değerlendirilmesi gerekir.
İhbar önelik kullanan vardiyalı çalışan eleman gündüz mü çalıştırılmak zorundadır? Bu da enteresan bir soru esasında. Tabii ihbar önelik kullanana günde 2 saat iş arama izni verilecek. Bunu geceleyin nasıl arayacak? Elektronik ortamda tamam aranıyor ama buradaki mantık başka bir şey. O nedenle ben yine gündüz iş arama izni verilmesi gerektiğini düşünürüm. Bu da tabii ki vardiya sistemine uyacak bir şey değil. Çözümün de en ideali ne olacaktır? İşçi isterse diye yazar kanun ama onunla anlaşarak ihbar süresi, iş arama sürelerini ihbar süresinin son dönemine denk getirecek biçimde toplu olarak kullandırtmak olabilir diye düşünüyorum. En ideal çözüm o olacaktır. Çalıştırma yaşına ilişkin bir soru var. 18 yaşından küçük işçiler İstanbul dışındaki fabrikanın idari işlerinde, tehlikeli olmayan işlerde çalıştırılabilir mi? Biliyorsunuz bizim kanunumuza göre 15 yaşını doldurmuş işçiler, kişiler çalıştırılabilir. Ama 14 yaşına inmeye ilişkin özel hüküm de vardır. Fakat tehlikeli veya işte hangi işlerde 18 yaşından küçüklerin çalıştırılmasının yasak olduğu ya da hangi işlerde çalışabileceğine ilişkin bir yönetmelik vardır. O yönetmeliğe bakmakta yarar var yaptığı iş olarak. Tehlikeli olmayan iş dedikleri için ben 18 yaşından küçüklerin de çalıştırılabileceğini düşünüyorum. 18 yaşından önceki süreler sosyal sigorta hukuku açısından sigortalılık süresinden sayılmaz. Ama prim ödeme gün sayısı açısından sayılır. Yani onların dosyalarında prim gün sayıları dikkate alınacaktır. Emekliliğe hak kazanma noktasında sigortalılık süresinden ama sayılmayacaktır. Evet, bana sorulan sorular bunlardan ibaret. Teşekkür ediyorum. Şimdi soruları İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar'a sorulan soruları cevaplayalım. 4A kapsamında tam zamanlı 30 gün üzerinden çalışırken kendi adıma vergi mükellefi olursam 4A'lı mı 4B'li mi olacağım diye soru gelmiş. Kendisi bir başkasının yanında çalıştığı sürece 4A'lı sigortalılık üstünlük olduğundan 4B'li sayılmayacak. Ne zaman o iş yerinden ayrılırsa vergi mükellefiyeti devam ediyorsa ayrıldığı günü takip eden gün 4B sigortası başlayacak. Türkiye'de kısa bir süre sigortalı olmuş, Almanya'ya gitmiş, orada da kesintili çalışmış, daha sonra Alman vatandaşı olmuş, zannedersem mavi karttı. Borçlanmadan hangi sürelerde yararlanabilir? 18 yaşını doldurduğu tarihle Türk vatandaşlığı arasındaki geçen dönemlerin eğer kadınsa tamamını, erkekse çalıştığı sürelerle işten ayrıldığı tarihten itibaren işsiz kaldığı bir yıllık süreye kadar olan kısımlarını borçlanma imkanına sahip. Genel sağlık sigortalısı üniversite öğrencisinde yaş sınırı var mı? Eğer anne babası sigortalıysa, emekliyse 25 yaşına kadar anne baba üzerinden yararlanabilir. 25 yaşını tamamlamışsa artık gelir testine girmesi gerekir. 25'te de tamamladığı ana kadar da her sene üniversiteye kayıt yapınca öğrenci belgesini alıp sosyal güvenlik kurumuna vermesi lazım. Yine güzel bir soru. Çalışan işçilerin istirahat sürelerinin zamanında muhasebeye bildirilmemesi durumunda gelen cezaların önüne nasıl geçeriz? Bundan kim sorumlu? Takibi nasıl olmalı? Sadece bir dakikamızı ayırırsak takibini yapabiliyoruz. Nasıl yapabiliyoruz? E-bildirge şifremizle aylık prim hizmet belgesini vermeden önce çalışamazlık menüsüne giriyoruz. İstirahat çalıştı ya da çalışmadı bildirimi yaptığımız yere. Düşünün ki şu an Şubat ayındayız. Ocak ayının bildirimini yapacağız. Orada tarih olarak 1 Ocak'la 31 Ocak'ı seçiyoruz. Ara diyoruz. Kaç tane raporlu işçi varsa karşımıza geliyor. Ona göre çalıştı çalışmadı bildirimi veya onun yerine eksik gün 01 kodlaması veya raporlu işçi çalışmıştır kutucuğunu işaretlemek suretiyle bu şekilde bir cezaya maruz kalmanın önüne geçmiş oluyoruz. Sadece bir dakikanızı alır. Müdürüm bir şey var orada, ben bir SGK'nın sisteminde bir sıkıntı var. Yani her zaman göstermiyor. Yani orada mali müşavir arkadaşlar da katılacaktır. SGK'nın sistemi hatalı ve yanlış. Her zaman size bütün raporları göstermiyor. 23 geçtikten sonra, bir ay sonra, iki ay sonra sizin ekranınıza bir rapor düşüyor. 2 ay öncenin, 6 ay öncenin raporu, öyle mi arkadaşlar? Sadece o menüden sorgulamıyorsunuz. Biliyorsunuz hastane rapor girişini yaptığı anda sizin o
kuruma bildirdiğiniz maille de düşüyor aynı anda düşmüyor, ama müdürüm, mailler iyi takip edilemiyor herhalde yani. Sadece sistemi, arkadaşlar ben sizin adınıza sistemi suçlayarak yani bu işten kurtulamayız. Yok yok. Sayın müdürüm, yani bir çözüm noktasında hakikaten eleştirmek anlamında değil de ne e-posta geliyor, ne ekranınıza düşüyor, ne başka bir şey var. Hani size çözüm önerisi olarak bir şey önereyim. Eğer hani böyle bir sıkıntı yaşamak istemiyorsanız. Böyle bir sorun var mı gerçekten? Var, gerçekten var. Tamam o zaman biz. E-posta gelmiyor, bakın e-posta düşmüyor. Ben ilgileneceğim bu konuyla. Madem böyle bir sorun var gerçekten. E-posta da gelmiyor. Hepiniz sistemde birlikte söylediniz için inandık yani. Sistemde de yok. Bu konuyla yani, ilgili ilgileneceğiz. Şimdi üstad da destek verdi size hep beraber. İşveren 20 gün istirahat almış birisinin 20 gün sen neredeydin diye sormayacak. Ondan sonra Resul Üstad SGK'nın sisteminde sorun var diyecek. Bana pek de mantıklı gelmiyor arkadaşlar. Ama bilmiyorum yani, ama şimdi, yani bu adamı muhtemelen eğer 30 gün bildiriyorsanız raporlu işçi çalışmamıştır. Kutucuğu bu işlevi görüyor. Şayet rapor alıyorsa 10 gün sigortalı 20 gün istirahatlı bildiriyorsanız 0-1 kodlayınca da sorun. Müdürüm bak şimdi her şey sizin dediğiniz gibi olmuyor. Askerden kaçmak için adam rapor alıyor, senin haberin yok. Rapor almış, senin tamam, haberin yok. Tamam, o konuyla ilgileneceğiz. Ben bu konuda söz veriyorum. Yani sistemde tamam, bir ekrana düşmeyen görüntü var. İş yerinde 20 gün çalışmış, 17 Kasım'da ayrılmış, 26 Aralık'ta rapor almış, benim sistemimde görünüyor, ne yapayım diyor. İşçi sigortalı benim işçim değildir diye bir kutucuk var, onu seçerseniz menünüzden düştüğü gibi nasıl olsa bu adamı çalıştırmadığınıza göre çalışmadım diye işaret yapmanızda da bir mahsur yok. Bunu yapmadığınız için size ceza çıkmaz. Hasbelkader hatalı bir ceza gelirse işten çıkmıştı bu deyip çıkış bildirgesini götürürseniz düşürürler. Tamam. 2 gün için ceza gelmiyor. İtiraz edin kaldırırlar. Hatalı göndermiş memur, itiraz edin kaldırır. 2 güne ceza yok. Türkiye'de yabancı uyruklu işçi çalıştırma prosedürü nedir? 4817 sayılı kanun kapsamında bayağı bir geniş, ona fazla girmeyeyim. Prim hesaplamasında herhangi bir ücret sınırı var mı? Evet. Yönetmeliğe göre bir ücret sınırı var. En düşük ev hizmetlerinde çalışan bir asgari ücret, niteliksiz 1,5 olan, 2 olan, 3 olan, 4 olan, 6,5 katı olanlar var. Yönetmeliğe bakmanız lazım. Hatta 1-2 gün önce tweet'ten paylaştım. Murat Özdamar yazın tweet'te, o ücreti gösteren de bir resim görebileceksiniz. Özel bir işletmede gönüllü çalışan istihdam etmek mümkün mü? SGK karşısındaki durumu nedir? Evet, gönüllü istihdam etmek mümkün. Eğer bunlara ücret ödemiyorsak, 5510 sayılı kanun çok açık biçimde ücret ödemesi yoksa asgari ücret üzerinden sigortalı bildirilmesi gerektiğini, primlerin de tamamını ücret ödenmediğine göre işveren tarafından ödenmesi gerektiğini hüküm altına almış. Üniversite okuyup çalışan öğrenciler kısmi süreli prim ödemek istemiyor. 30 güne tamamlamak zorunda mı? Evet, zorunda. Gelir testine girecek mevcut yasaya göre. Geliri asgari ücretin 1/3'ünün altındaysa zaten prim ödemeyecek. Üzerindeyse eksik kalan gün üzerinden prim ödeyecek. Buyurun. Şimdi bu tür düzenlemeler meclisten geçiyor. 550 tane milletvekili yapıyor. O yüzden olacak mı derseniz ben hiç cevap veremem ona. Benden ziyade vatandaşlar meclise dilekçe yazarsa daha etkili oluyor. Yani sen gönderiyorsun, o gönderiyor. Haftanın bir günü temizliğe gelen kişinin iş yeri tarafından sorumluluğunda 10 günden az çalışan durumundaysa ne olacak diyor. Bu evlerde çalışanlarla ilgili, o bahsetmiş olduğumuz işletmede çalışanlar için böyle bir istisna yok. Ayda bir gün bile geliyorsa sigortalı bildirip bir gün sigortalı göstermemiz lazım. Münfesi olan şirket ortaklarının 4B terkinin yapılmasında problem yaşıyoruz. Küçükçekmece SGK merkezi ticaret odasınca yerinde bulunmuyor nedeniyle münfesi ihtarı verdiği şirket ortağının 4B terkini yapmamaktadır. Böyle bir şeyin olabileceğine ihtimal vermiyorum. Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden İBA formunu götürürseniz veya ticaret sicilin resen terk edildiğine ilişkin nüshasını teslim ederseniz gazetenin yayınlandığı gün itibariyle kişinin Bağkur sigortalılığını, emeklisi SGDP sigortalılığını sonlandıracaktır. Yayınlanır, liste şeklinde yayınlanıyor. İBA formuyla gidin, siz haberdar değilsiniz. Aynı anda 100 bin, 150 bin kişinin listesi var.
bunlar terk edilmiş diye İBE formunu teslim ederseniz sona erdirilir. Toplu listeden bakacaksınız. Sözleşmeli öğretmen 30 günden az çalışıyor. Devlet okulunda GSS karşısında diğer çalışanlardan bir farkı yok. Bunlar da gelir testine girmek durumunda. Daha önce normal çalışan 01 olarak bildirdiğimiz emekli oldu. Girişini 02 emekli yaptık. Daha sonra bildirirken prim hizmet belgesini bir kodundan yani normal çalışan gibi verdik. Düzeltme yapmamız gerekiyor mu? Zaten siz bildirdiğiniz için bunu. Bunun büyük bir ihtimalle maaşı kesildi. Siz geriye doğru ek iptal bildirge yapacaksınız. Bir yerine bir için iptal, iki için ek bildirge düzenleyip dilekçe ekinde kuruma vereceksiniz. Maaşı kesilen de daha önce emeklilik müracaatında bulunduğu yere işverenin böyle bir hata yapmıştı, maaşım kesilmişti. Düzeltti yaptığı hatayı benim maaşımı bağlayın diyecek, sorun çözülmüş olacak. Bunun için bir para cezası uygulanmıyor. Almanya'da ikamet eden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkıp Alman vatandaşı olan bir bayan Türkiye Cumhuriyeti'nde emekli olup ölmüş olan annesinin maaşını alabilir mi? Biz önce çifte vatandaşlığa geç dedik. Eğer Almanya'da sigortalı çalışmıyorsa, kendisi de bekarsa annesi babası üzerinden aylık alır. Uyruğun önemi yok yetim aylığı için arkadaşlar. Gerçek kişinin yanında çalıştırdığı işçilerin daha düşük Bağkur prim matrağı olamaz durumuna karşı böyle bir eksik yapılması durumunda bunun tespiti geriye dönük yapılacak mı? Evet, geriye doğru yapılacak. Hatta şu an bilgisayar otomatik olarak yapmaya başladı. Dolayısıyla ilerleyen zamanda yüksek ücret alan işçiyi çıkarıp priminizi de düşükten yapmak istiyorsanız çıkardıktan sonra prim esas kazancı düşürmek için ya devlet şifresiyle veya bizzat kendinizin başvuru yapması gerekecek. İşte Resul Bey'e maaşımız az dediniz. Böyle düşükten prim ödemeyi düşündüğünüz sürece de maaşınız sürekli az olacak. Yüksekten ödemiş olsaydınız maaşınız da yüksek olacak. İşten ayrılmada kullanılmamış izin süreleri ödenirken SGK kesintisi yapılır mı? Evet, işten çıktığı ayın kazancına dahil edilir. Yalnız orada da prim esas kazanç tavanına dikkat edilir. Diyelim 10 gün iznini kullanmadı, iş akdini bugün sonlandırdık. Sadece 4 gün bildirebiliriz. 4 günlük ücreti artı izin ücretini koyduğumuz zaman 4 günlük tavan diyelim 800 liraysa, 800 lirayı aşıyorsa sadece 800 liralık kısmını prime tabi tutarız. Sigortalılık başlangıcı ile ilgili bir düzenleme var mı? Staj başlangıcı 2000, daha sonra ilk defa 2005'te sigortalı oldum. Bununla ilgili şu an bir yasal düzenleme yok. İleride olur mu, onunla ilgili bir yorum da yapmamız doğru olmaz. Ama bu kişinin özelinde 2000'le girmesiyle 2005 girmesi arasında hiçbir fark yok. Kadınsa 58, erkek ise zaten 60 yaşından önce emekli olamayacak. 4A kapsamında sigortalı olması gerekirken, 4B kapsamında olması gerekirken 4A sigortalılığı devam etmiş olan kişinin 4A kapsamında ödemiş olan işçi hisselerinin devri mümkün müdür? Kendisinin borcu varsa ödenen primleri Bağkur borcuna mahsup ettirmek suretiyle işçi hissesini Bağkur borcuna attırır. İşveren de talep ederse kendi hissesini alabilir. Bağkur'un borcu yoksa, yani ödemenin tamamını yapmışsa, yersiz prim kapsamında olacağı için %14'lük hissesini, kendi hissesini dilekçe vermek suretiyle alabilir. Bağkur prim borcumuz varken GSS bildirimi yapıp 48 TL ödeyerek sağlıktan yararlanabilir miyiz? Aktif Bağkurlu, Bağkurlu'nun kendisi yararlanamaz ama eş ve çocukları gelir testine girmek suretiyle sigortanın dışında kalan aile bireyleri bu şekilde GSS'li olarak sağlıktan yararlanabilir. Liseyi bitirdikten sonra ilk senesinde sınavı kazanamamış olan öğrencilerin mevcut hazırlandıkları sınav dönemiyle alakalı kursa gittiğini belgelerse GSS'li olmayabilir mi? Hayır, bunlar lise bittikten sonra 120. günden itibaren genel sağlık sigortalısı, üniversiteyi kazandığı ana kadar da bu devam edecektir. GSS prim ödeme yükümlüsü olacak. İşletme sahibi Bağkur'a giriş yapılmış, ilk birkaç ay primini ödemiş, 6 yıldır ödememiş. Şu an 25 bin lira gibi bir borcu var, anlaşılan yapılandırmayı ya duymadı ya da pek umursamadı. SGK girişi yapıp Bağkur'dan düşmesi sağlandığında, yani 4 ağla çalışınca artık Bağkur'dan çıkacak diyor. Son 6 yılı saydırmadan emekli edilebilir miyim? Bu primi ödemediğiniz sürece Sosyal Güvenlik Kurumu sizi emekli etmeyecektir. Mersin'de şirketinden ayrılmış şirket ortağı Bağkurluluğu sona erdi. Siz işe almanızla birlikte 6111'den yararlanabilir mi? Evet, 6 aydan bu yana prim hizmet belgesinde 4 ağla sigortalı bildirilen değilse, daha önce bu teşvikten yararlanmadıysa, ortalamaya ilave işçi durumundaysa 6111'den yararlanabilir. 6552 aftan yararlandık. 36 ay taksit yaptık. 2014 7 ve 12. ay arasındaki primleri
Ödemezsek kapsamdan çıkar mıyız? Bunu ödemezseniz kapsamdan çıkmazsınız ama 5 puandan yararlanma adına da en azından bunu 6183 kapsamında yapılandırmanızı tavsiye ederiz. Vergiyle ilgili bir şey sormuşsunuz. Benim alanım olmadığı için cevap veremeyeceğim. Okula devam edip yaz tatilinde işte çalışırken sigortalı olan bayan tatil bitince tekrar okuluna dönünce tekrar annesi babası üzerinden sağlıktan yararlanabilir. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na aktivasyon için müracaat etmek gerekebilir. 1990 yılında sigortalı olmuş 100 gün prim ödedikten sonra 94'te isteğe bağlı 2007'den bu yana da 4B kapsamında prim ödüyor. Kendisi emekli oldu diyor. Emekli olmamış olabilir. Çünkü emeklilik hesabında son 7 yıla bakılıyor. Son 7 yılı primin fazlası Bağkur'sa Bağkur kapsamında, fazlası SSK'ysa SSK kapsamında oluyor. Bu örnekteki Muharrem Erhan Genç'in sunduğu örneğe göre Bağkur kapsamından emekli edilecek. Yaşı tamamlamışsa ancak emekli olabilir. Ona da bakmak lazım. Anonim şirketin yönetim kurulu üyesi olmayan ortak 4A kapsamında aynı şirkette sigortalı olabilir mi? Evet, çalışıyorsa ve ücret alıyorsa, hatta ücret almasa bile çalışıyorsa 4A kapsamında sigortalı olması gerekiyor diyelim. Hatta olabilir mi değil, mutlaka olması gerekiyor. Bir yıl önce bildirgelerin birleştirileceğine yönelik çalışma vardı. Ne aşamada demiş. Halen devam ediyor SEGEP projemiz. Bittiği zaman sizlerle zaten bunu paylaşmış oluruz. Bir iki gün istihdat raporlarının kurumca kolayca haberdar olunamadığı için bir günlük ve iki günlük cezalara raporlara ceza uygulanmıyor arkadaşlar. Eğer uygulanmışsa memurun gözünden sehven kaçmıştır. İtiraz etmeniz durumunda ceza iptal ediliyor. 65 yaş aylığı bağlanma koşulları hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişi başına düşen geliri asgari ücretin netinin 1/3'ünden az olan vatandaşlar kaymakamlıklardaki sosyal yardımlaşma dayanışma vakfına başvurarak 65 yaş aylığına hak kazanabiliyorlar. Emeklilik müracaatı yapmış bu önemli arkadaşlar. Ancak maaşı henüz bağlanmamış ve çalışmayı sürdürecek işçiyi nasıl bildireceğiz? SGDP'li mi, normal mi? Kendisi emekliliğe müracaat etmişse kişiyi sosyal güvenlik destek primine tabi bildirmemiz, hem işe girişini hem aylık bildirgelerini vermemiz lazım. Yoksa bu kişinin maaşı bağlansa bile yeniden maaşı kesilir, yeniden geriye doğru ek iptal yapmak durumunda kalırsınız. Kesintisiz bir şekilde 4A sigortalılığı devam ederken bir limited şirkete ortak olan bu kişi limited şirkete olmakla birlikte artık Bağkurlu olacak demektir. Doğum iznine falan ayrılmış, o kısmına hiç girmiyorum zaten. 4B'li. Kendi şirketinden sigortalı olabilmek için hem ortaklığın 1 Ekim 2008'den önce olması hem SSK sigortalılığının kesintisiz 1 Ekim 2008'den önce devam edip günümüze kadar devam etmesi hem de o dosyadan hiç çıkış yapılmayıp devam etmesi lazım. Bu o gruba girmiyor. Rapor alan sigortalının bildirilmemesi halinde çalışamazlık girişinden bahsediyor galiba. Eğer geç yaparsak bildirimi, kurum bize ceza uygulamadan kendimiz yaparsak asgari ücretin 1/10'u, kurum bize ceza uyguladıktan sonra yaparsak asgari ücretin yarısı tutarında ceza uygulanıyor. Yanlış dosyaya işçi çıkış bildirimi verilmesi, sistem bu durumu kabul ediyor. Buna ceza çıkar mı demiş. Eğer işletmenin unvanı aynıysa, yani A limited şirketin 2 şubesi var da A şubesinden değil de B şubesinden yanlışlıkla çıkış bildirgesi vermişse, işlem gördüğü müdürlüğe müracaat etmek suretiyle bunu düzelttirebiliyor. Ceza uygulanılmıyor. Mağlulluk aylığı alan kişinin yaşlılık aylığı müracaat etmesi maaşı etkiler mi? Mağlulluk aylığı alan kişinin kendi talebine istinaden mağlulluk aylığı kesilmez. Sosyal güvenlikte kişilerin iradelerine bırakılmamıştır. Ancak kendisi aylığının yaşlılık aylığına dönüştürülmesini istiyorsa bu kendisi menfaatine de olabilir. Belki maaşı yükselecektir. Belki SGDP tabi çalışmak isteyecektir. Önce SSK'lı bir işe tüm sigorta kollarına tabi bildirilecek. Maaşı kesilecek, ardından işten çıkıp normal yaşlılık aylığına müracaat edecek, kendisine yaşlılık aylığı bağlanacak. Ondan sonra zaten çalışırsa destek primine tabi kendisi çalışabilir. Ama benim mağlulluk aylığımı kesin, bunu yaşlılığa çevirin talebiniz dikkate alınmaz. Ancak bu yöntemle olur. Limited şirket ortağı başka bir şirkette 4A sigortalısı olarak çalışmakta, aynı zamanda kendi şirketinde iş sağlığı güvenliği uzmanı olarak görev yapmaktadır. Bu kişiyi 4A'lı bildirmeli miyim? Hayır, 4A'lı bildirmemeniz lazım. Bildirseniz de zaten geçerli olmayacak.
Anonim şirket ortağı yönetim kurulu üyesi emekli olduktan sonra önce SGDP ödedik, daha sonra SGDP ödemesini kestik, maaşından kesilmesi için SGK'ya dilekçe verdik. Henüz bir kesinti yapılmadı. Bu SGDP kesintileri tescilden itibaren takip eden ayın maaşından kesiliyor. Onun için yapılmamıştır. Bundan sonraki ayda muhtemelen bunun kesildiğini göreceksiniz. Bağkur prim gününden faydalanmamak ve bununla ilgili borcu ödememek istiyorum. Bir kanun çalışması var mı? Şu an ortada mevcut bir şey yok ama ne zaman çıkar çıkar mı bununla ilgili de bir yorum yapabilmemiz mümkün değil. Yüce Meclis'in iradesinde olan bir durum. Emeklilikte prim gününü ve senesini doldurup yaşı bekleyen çalışanların emekli olduklarında maaşlarının düşük olacağı tahmin ediliyor. Eğer yüksekten prim öderlerse maaşları düşme aksine bilakis yükselecektir. Yani artık sosyal güvenliği de şöyle düşünelim. Prim esas kazanç çarpı aylık bağlama oranı. Ne kadar çok prim ödeme, ne kadar yüksek ödeme, o kadar maaş. Bir bağ kuruluyu bile şu şekilde tahayyül edin. İlerleyen dönemde 9000 TL emekli maaşı alacağını bilin. Tavandan ödedi, 45 sene ödedi, 65 yaşına geldi emekli olacağı zaman. Bugünkü rakamla tamamen 9000 lira maaş alacak. Ne kadar para, o kadar köfte kuralı. 80'lerde imzalanan Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'ne istinaden İspanya vatandaşı için 12 aylık muafiyet vardı. Bu ne olacak diyor. 11.9.2014 tarihinden itibaren bu kişinin İspanya'dan sigortalı olduğunu belgeleyince 11.9.2015 tarihine kadar gene muafiyet var. Benim hatırladığım kadarıyla bakmam lazım. Bir 12 aylık daha uzatma var. Bunu kullanırsanız 2016'ya kadar uzayacak. Hala çalışmasını sürdürüyorsa artık bunu 4A kapsamında sigortalı bildirmeniz gerekecek. Ekim 2014 döneminde çıkan bir genelgede hizmet çakışmasından dolayı prim iadelerinin faiz ile iade edileceği yazıyordu. Limited şirket ortağını SGDP'li gösterdiğim için geriye dönük 5 yıl için iptal işlemi yapıldı. İşveren hissesini faiz ile birlikte nakden iade istedik. Anladığım kadarıyla iadesini yaptılar, faizini yapmadılar. Cevap bekliyoruz demiş. Ne diyoruz? Ödeyebilir miyiz Sayın Müdürüm faizini? Kendi bildirmiş. Kendi bildirirse ödeyemeyeceğiz faizini. Biz istemişsek 2008 sonrası süre için buna faiz işleteceğiz ama kendisi bildirmişse, yani yersiz olarak bildirmiş, daha sonra iptal etmişse ana parasını ödeyeceğiz. Şizofren hastası olan bir bay ölen babasından emekli sandığı maaşından yararlanıyor. Bu kişi SGK'dan malulen emekli olduğunda haklarını kaybeder mi? Bakmam lazım. Net olarak cevap veremeyeceğim. Yani emeklilikte çok iyiyim ama bu soru kız çocuğu olsaydı net cevap verecektim. Erkek çocuğu olduğu için bakmam lazım. Mail adresini geçerken bana bırakırsa cevabını kendisine vereceğim. Erkek olması hasebiyle kız çocuğu olsaydı maaşı bağlanırdı. Hiçbir problem yoktu. Emeklilik primimi doldurdum. Yaşı bekliyorum. Şu an bağ kuruluyum. SGK'dan emekli olmak için son 3,5 yıl SGK'dan prim ödemem gerek. Bunu prim doldurmadan mı yapmalıyım? Soruyu tam anlayamadım. Şu an işten çıktınız, son 7 yılınıza bakıyoruz. Eğer zaten son 7 yılınız SSK ise bir problem yok. Eğer bağ kurulunuzda yoksa bekleyerek emekli olacaksınız. Şu alamaz. Kendi çalışmalarından dolayı. Yok, emek sandığında özel durum var da. O emek yüzden. Sandığıymış. Baba emekli sandığıymış. He, tamam, özel durumu var. Halen Bağkur devam edecekse bu kez ayrıldığı o emeklilik yaşını sağladığı tarihe parmağınızı koyun, geriye doğru 7 yıla bakın. SSK mı çok, Bağkur mu çok, ona göre karar verin. Alt firmamda çalışanımın diğer bir alt firmamda çalıştırdığımda yapmam gereken prosedür nedir? Bunu görevlendirme belgesiyle yapabilir miyim ya da tekrar bir işe giriş o dosyadan çıkarıp diğer dosyaya işe giriş bildirgesi vermeniz lazım. Çıkış nedeni nakil işaretleyebilirsiniz, diğer işaretleyebilirsiniz. İşe giriş bildirgesinde de istisnai durum butonunu kullanabilirsiniz. 2004 yılında Ziraat Odası'na kayıtlı bir çiftçi 2008'den sonra 4B tarım sigortası borçlandırabilir mi? 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren tarım odalarına kayıtlı olanların bir yıl içerisinde müracaat etmeleri durumunda, kayıt oldukları tarihten itibaren bir yıl geçmesi durumunda müracaat ettikleri tarihten itibaren tarım sigortalılığı başlatılıyor. Dolayısıyla geriye doğru bir borçlanma söz konusu olmayacak. ...18 yaşında okuyor kız çocuğu... ...günde 3 saat kısmi süreli çalışmak istiyor... ...GSS zorunluluğu var mı? Evet, GSS zorunluluğu var... ...kısmi süreli çalışanlar... ...eksik kalan süreleri
anne babasından daha önce yararlanabilmiş olsalar dahi 30 güne tamamlamak zorundalar. Gelir vergisi mükelleflerinin vergi dairesi limited şirket ortakları ile anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin ticaret sicil bağkura bildirmek zorunda. Zaten bildiriyor. Şirket yetkilisi ve kişiler ayrıca bildirmek zorunda mı? Ayrıca ilk kuruluş aşamasında bildirmekle yükümlü değil. Daha sonra değişmesi durumunda bildirmek lazım. Özel inşaat için müteahhit SGK dosyası açtırmıştı. İnşaatı daha sonra sahibi yürütmeyi istedi ve yatırım amaçlı otel vergi mükellefiyeti açtırdı. İnşaat sahibi sigorta dosyası açtırdı. Müteahhit devreden çıktı. Müteahhitin alt işvereniyle inşaat sahibi alt işverenlik sözleşmesi imzaladı. İnşaat sahibinin yükümlülüğü. Öncelikle zannedersem anahtar teslim birisine vermiş, yarım olarak geri almış. Burada ilk açanın dosyayı kapatması lazım, seviyenin tespit edilmesi lazım. Daha sonra mülk sahibinin yeni bir dosya açması lazım. Eğer bunun bir bölümünü de alt işverenlere yaptıracaksa onlara da alt işveren numarası alınması için sözleşmeyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat ettirmesi, bildirim yaptırması lazım. Nihayetinde inşaat bitince ilk yapan kendi hissesi oranında, bu da kendisinin yaptığı hisse oranında asgari işçilik uygulamasına tabi tutulacak. Eksik gün bildirimi ekon, evde 30 günden az çalışan emekli çalışana giriş bildirgesinde 8 gün çalışacağını bildirmiştik. Mayıs 2004'ten Aralık 2014'e kadar ekon verilmemiştir. SGK tebliğ ile ekonları geriye dönük istemiş, ancak kısmi süreli sözleşmesi olması ve noter tasdikli yapılmamış olması hasebiyle evet doğrudur. Sosyal Güvenlik Kurumu bunu 30 güne tamamlatmasını sizden isteyecek. Ama bir defaya mahsus kısmi süreli sözleşmeyi yaptıktan sonra eksik gün bilgi formu vermiş olsaydınız, ekine de kısmi süreli iş sözleşmesini eklemiş olsaydınız bir daha bildirim yapmanıza gerek kalmayacak idi. Tek ortaklık anonim şirket kurduk, ortak başka şirkette SGK'lı. Kesintiye uğrayıncaya kadar 4A'sı geçerli sayılır deniyor, doğru söylüyorlar. Bu kişinin gün kaybı olmadan başka şubelere aynı şirkette kendi şirketinde olmaz, başkalarına ait şirketlerde sigortalı olmasında hiçbir mahsur yok. Kesinti varsa kesinti günleri bağkurlu, kesintiden sonraki günlerde tekrar başkasının yanında 4A'lı bildirildiği dönemlerde 4A'sı geçerli olacak. Ama kendi ortağı olduğu şirketten bildirilse de geçerli olmayacak. Cumartesi pazar işe giren işçi için geriye dönük pazartesi işe giriş yapabilir miyiz? Örneğin 1 Şubat pazar ise girdi işçi, 2 Şubat geriye dönük yapabilir miyiz? Şimdi cumartesi günü işe girenler için en son bildirgeyi ne zaman vermemiz lazım? Cuma günü. Demek ki onu pazartesi yapamayız. Ama pazar günü ve pazartesi günü işe girenleri pazartesi yapmamızda bir mahsur yok. Çünkü pazar günü işe gireni cumartesi bildirmemiz lazım, tatil. Pazartesi işe gireni pazar günü bildirmemiz tatil. Öyleyse ilk iş günü olan pazartesi bildirince yasal süresi içerisinde bildirmiş sayılıyoruz. Zaten bildirince de sistem bize uyarı vermiyor. Normalde geç verince cumartesi günü işe gireni pazartesi bildir, hemen ceza uygulanacağı uyarısını veriyor. Değişik yerlerde 5 günlük 1 haftalık inşaat şap işçiliği işini alan mükellefin 4 çalışanıyla yazıhanesi üzerinden SGK'ya tescili yapılmış olup iş almaktadır. İşi cep numarasından almaktadır. Yazıhaneye kira ödemek istemiyor. Yazıhaneyi ev adresine nakil edebilir miyiz? Kısaca iş yeri tescil dosyasını ikamet adresine yapabilir miyiz? Fiiliyatta böyle bir durum söz konusuysa adres değişikliği dilekçesi vermek suretiyle ev adresi olabilir. Bu kişi dışarıda iş alıp işçileri oraya götürüyor. Anladığımız kadarıyla böyle. Zamanımız var mı? Bir iki tane daha var burada. Şirket ortaklarından yönetim kurulu üyesi olanların SGK giriş çıkış işlemlerini AŞ sırf BTK'dan lisans almak için kurulmuş, kuruluşu ve diğer aşamalarda ticaret tescili yapılmış, hiç kimse çalışmadığı için SGK'dan işverenin olsa almamış, ortak olup yönetim kurulunda olanlardan birisi emekli, SGDP kesiliyor maaştan, diğer ikisi ise başka bir şirkette çalışıyor ve SSK primi ödüyor çalıştığı şirkette. Bu kimse çalışmayan şirketin işveren numarası alması gerekli değil. İşveren numarası alabilmek için öncelikle sigortalı çalışmak lazım. Anladığım kadarıyla sigortalı çalışan yok. Alınması gerekli ise gerekli olmadığını söyledik. Hiç kimse çalıştırmadığına göre ortak yönetim kurulu üyelerinin bildirimi işten işveren numarası alınıp
kar değişikliğe giriş çıkış bildirgesi verilecek mi? Zaten ortak yönetim kurulu üyeli. Neyse, özetle yapmanız gereken, hiçbir işçi çalıştırmıyorsanız sosyal güvenlik kurumuna dosya açmayacaksınız. Ortak olduğu sürece emeklinin maaşından destek primi kesilecek. Diğer kişiler başka iş yerinde çalıştığı sürelerde bağ kurulu olmayacaklar. 4A geçerli olacak. Ne zaman ki o iş yerlerinden çıkarlar ise bu kez bağ kurulu olmaları gerektiğinden adresin merkezini içine alan sosyal güvenlik kurumuna SSK'lı işten çıktım, takip eden günde benim bağ kurulu başlangıcımı yapın diye dilekçe vermesi gerekecek. 6111 sayılı kanun kapsamında prim indiriminden faydalandığımız sigortalı için ücretsiz izin kullanılması durumunda yararlanmadığımız süreyi diğerine eklememiz mümkün. Aktivasyon yaptıysanız bilirsiniz, işe girdiği tarihten itibaren eğer 24 aysa 24 ay sonrasına kadar size bir süre atıyor. Bunu ister yararlanın ister yararlanmayın, 24 ay sonra artık bir daha teşvikten yararlanabilmek mümkün değil. Ücretsiz izin dönemini o 24 aylık sürenin sonuna eklemek söz konusu olamaz. Tarım Bağkur'unu sonlandırdığımız bir kişi bir ay içinde 4A sigortalısı olması durumunda 6111'den yararlanabilir mi? Bunun da son 6 ay içerisinde 4A'lı bildirilmiş mi? Yani SSK'sı var mı? Yoktur büyük ihtimalle tarım sigortalısı olduğuna göre. Dolayısıyla bu kişi ortalamaya ilave ise, yaş şartlarını sağlıyorsa, belgesi varsa onun durumuna göre değişiyor. 6111'den yararlanacak. 18 yaşından önce ödenen 4A primler 4B'den emeklilikte dikkate alınıyor mu? Gün olarak dikkate alınıyor. Yani emekli maaşı bağlanırken o ödediğiniz günler de dikkate alınarak aylık bağlama oranı olarak size yansıyor. Ama Bağkur emeklilerinin ne zaman emekli olacağını hesaplarken 1 Haziran 2002 tarihine göre sigortalık süresine bakarak şu yaşta emekli olursun diyoruz. İşte o süre içerisine 18 yaşın altındaki süreyi katmıyoruz ama totalda genel aylık bağlamada katıyoruz. Şirket ortaklarının bildirimleri yapılırken anonim şirket yönetim kurulu ortaklarında hisse devri yapıldığı tarih mi bildirilecek? Eğer yönetim kuruluna seçildi daha sonra ortak olduysa hisseyi devraldığı tarihten itibaren bu bildirgeyi vermek lazım. Tam tersi, yönetim kurulu üyesiydi, aynı zamanda ortaktı. Yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldıysa o tarih, ortaklıktan ayrıldıysa ortaklık tarihi gibi bildirmek lazım. Limited şirketlerde de karar tarihimi, noter tasdik tarihimi, ticaret odası tescil tarihimi. Önce ortaklar kurulu karar verip daha sonra noterden onaylanıp bunun sicilden yayınlanması söz konusu. Zaten gazetede de şu tarih itibariyle hisse devri gerçekleştirmiş dediği esasında ortaklar kurulunun karar verdiği tarih oluyor. O tarih itibariyle sona ermiş olacak. Vefat eden emekli bir mükellefimin eşine genel sağlık sigortası için SGK'dan yazı geldi. Çocuklarından ayrı tek başına oturan bu yaşlı teyze ne yapacak? Bu yaşlı teyze eşi öldüğü, eğer eşinden dolayı aylık alan birisi değilse bir ay içerisinde genel sağlık sigortası için kapsama girecek. Hiçbir geliri yoksa yeşil kart dediğimiz kapsamdan devlet tarafından sağlık hizmetinden yararlanmış olacak. Hiçbir geliri yok. Durumu da çok kötüyse, 65 yaşın üzerindeyse 2022 dediğimiz aylık, 65 yaş aylığı dediğimiz aylıktan yararlanması için adresinin bağlı bulunduğu kaymakamlığa yönlendirmeniz isabetli olur. Evet, Murat Bey'e teşekkür ediyoruz. Biraz zamanımızı açtık. Bana da birkaç soru var. Normalde bana sormamanız gerekiyordu ama madem soruldu muhtemelen kurumla ilgili olumsuz eleştirileri bana sordunuz. Yani bir sıkıntı şeyleri falan. Çok kısa bir iki dakika içerisinde bitirip şeyi kapatacağız seminerimizi. Sayın Murat Göktaş demiş, emeklilikte son 7 yılda 3,5 yıl hangi kurumdaysa oradan emekli olan yasa değiştirebilir miyiz? Şu anda değişmez ama şöyle bir değişiklik yapıldı. 2008 sonrası işe girenlerde tüm çalışma döneminde en fazla hizmetlerde geçmişse o uygulanacağı için bu 2008 öncesi çalışanlar için bu 7 yıl olayı devam edecek. 2008'den sonra ilk defa işe girenler için de en fazla tüm çalışma dönemi içerisinde hangi kuruma tabi çalışmışsa o esas alınacak. 50 yaşın üzerindekileri kim işe alır demiş. Kabiliyetine bağlı, kime kandırırsa o işe alacak yani. Ona nasıl cevap vereyim bilmiyorum. Yasalar önceki hali değişiklik varsa veya sonraki halini nasıl öğrenebiliriz demiş. En iyi Başbakanlık gov.tr'de mevzuat servisinden takip ederseniz yasalar bir gün içerisinde o yasayla ilgili yapılan değişiklikler Başbakanlığın sistemine işleniyor. Dolayısıyla bir değişiklik varsa bir gün sonra Başbakanlık sitesinden bir kanuna bakarken oradan bakarsanız en doğru şeyi oradan alırsınız. Öyle bir yöntem kullanabilirsiniz.
5510 sayılı kanun maddesine göre bir işverenin yanında çalıştığı en yüksek ücret olan işçinin brüt ücretinden düşük ücret ödeyemez hükmünün tüzel kişileri kapsamıyor, gerçek kişileri kapsıyor. 5510 sayılı kanun 53. maddesinde bir kişi kendisine ait veya ortağı olduğu 2008 öncesi limited kesintisiz geliyorsa olur, onun dışındakiler olmaz. Etrafında gezebilirsiniz ama şirkete gelip orada sigortalı olamazsınız. Kendi şirketinizden 2008'den sonra hiçbir şekilde olmayın. Yani bunu meslek mensubu arkadaşların hepsi soruyor. Kendi iş yerinde sigortalı olmaya çalışıyor. İş yerinden ayrılıp başka yere gitse, o da duyarsa beni şeyimi iptal edebilir diye bir çıkmaz içerisindeler. Doğru bir sıkıntı yaşıyorsunuz ama zorlamayın, yani olmaz. Onu limited anonim şirket ortaklarında kapsıyor mu diyor. Bu kapsamıyor. Kapsıyor. Sizin yorumunuz nedir demiş. Bununla ilgili uzun yorum yapmaya gerek yok. Ayrıca çoğu limited şirket ve anonim şirketlerde müdürlerin şirketten aylık 8.000-10.000 TL ücret alıyorlar. Yukarıda, yani sadece şirket müdürü ise hizmet akdine tabi çalışıyor. Zaten kuruma tavandan bildirilmesi gerekiyor ama şirket ortaklığından dolayı 4B'li ise bunun almış olduğu ücretten dolayı 4A'lı kapsamında değerlendirilmez. Lise staj dönemi çalışmadan emeklilik başlangıcı olarak sayılması için borçlama ve benzeri çalışmanız var mı? Yok. Ya bu eskiden beri zorlanıyor. Şöyle bir şey olur. Genelde insanlar staj gördüğü yıl, ben de staj gördüm, meslek lisesi mezunuyum, 17 veya 18 yaş. O zaman herkesin başlangıcını 17-18 yaş kabul edeceğiz. Çünkü bu dönemde sadece kısa vadeli sigorta primi ödendiği için emekli ilgilendiren mağlup yaşlık ölüm primi ödemiyorsunuz. Dolayısıyla stajın bir başlangıcı olarak sayılabilmesi sadece doğum borçlanmasında. Niye? Çünkü doğum borçlanması ile ilgili hüküm de şöyle diyor. Bu kanuna tabi çalışması olanlar borçlanabilir dediği için tescil kabul ediyorsunuz ama staj tarihini değil tabi, doğum tarihini başlangıç olarak sayıyoruz. O anlamda doğum borçlanması sayılır ama bununla ilgili bir çalışma yok. Uzun sürede bununla ilgili bir çalışma yapılacağını zannetmiyorum. Keşke öyle bir çalışma olsa, ben de o zaman aşağı yukarı 90'lı yıllarda girişim olacak. Bir 10 yıl önce emekli olacağım ama öyle bir beklenti olmasın. İşverenlerin kendi iş yerinde sigortalı olduğu dönemlerde SSK'ya bildirilmesi nedeniyle çakışan 4A 4B primlerinde mahsubu için dilekçe vermek gerekir mi? Dilekçe vermezseniz, emeklilik dilekçesi verdiğiniz zaman biz incelerken onun mahsubunu mecbur yapacağız ama daha öncesinden yapmak istiyorsanız sizin durumunuzu özel sistem şu anda ayıklamıyor. Dilekçe verirseniz erken ayıklanır. Erken ayıklanmasını istiyorsanız dilekçe verirsiniz ama onun dışında emekli olacağınız zaman her halükarda bu ayrım yapılması gerekiyor. Bir kişi birkaç şirkette aynı anda ortak ve limitli şirket ortaklığına ayrıldı fakat diğer şirkette devam ediyor. Her şirketten ayrılmaya veya girişleri bildirilmesi gerekiyor ara dönemlere. Çünkü ilk defa olanları ticari sicil müdürlükleri bildiriyor. Ama ara dönemdeki giriş çıkışları sizin bildirmeniz gerekiyor. Niye? Belki diğer şirketten de ayrılacaksınız. Belki bu şirketten dolayı SGDP kesintisi duracak veya SGDP kesintisi başlayacak. Onun için bildirmeniz gerekiyor. Şirket ortağı sigorta olarak başka bir yerde çalışmaya başladığı zaman bildirmemiz gerekiyor mu? Gerekmez. 611 sayılı yasada yapılan değişiklikle 2011 Mart'tan itibaren kendi iş yerinde değil de bir şirket ortağı başka bir iş yerinde hizmet akdiyle çalışıyorsa A'nın B'ye üstünlüğünden dolayı, yani SSK geçerli olacağına bununla ilgili bildirme gerek yok. Çıktığı anda tekrar 4B kapsamına dönecek. Sarıyer SGM'de öncelikle müdürlük hizmet alanı çok yetersiz. Doğru, haklısınız. Ya kısa zamanımız var. İstanbul'da şu anda 11 tane inşaatımız devam ediyor. Türkiye'nin en büyük kamu binalarını yapıyoruz. Maltepe'de aşağı yukarı 52 bin metrekare. Şimdi Vatan Caddesi projesi başlıyor. Yeşil Kundura başlıyor. Esenler'de yeni bina yapıyoruz. Beşiktaş SGM'yi inşaatı başladı. Yeniden yapıyoruz. Maltepe, Kartal bitti. Ataşehir'de yeni bina yapıyoruz. İstanbul tarihinin en yoğun inşaatını yapıyoruz bu dönem. 2016 Eylül sonunda 43 bina hepsi yenilenmiş olacak. Daha konforlu hizmet alacaksınız. Onun için biraz sabır. Üniversite öğrencisi ayda 3-4 gün diyor. Murat Bey söylemişti. Ödemesi gerekiyor. Gelir testine gitmesi gerekiyor. 10 günden az süreli ev hizmetlerinde çalışanların durumunu zaten söylemiştik. Çalıştığı iş yerinde ortağı ve imza yetkilisi müdürü olan limited şirket ortağının bağ kurulu olması zorunlu mudur? Limited şirket ortağı zorunlu tabii ki. Zira SGK yetkilisi müdür yardımcısı 4A olabilir dedi. Sadece limitedde 2008 öncesi kesintisiz geliyorsa devam edebilir. Kesinti varsa, bir şansını kaybederse bir daha giremez. Şirket ortağı emekli şirket ortaklarına ayrıldı ve bunu SGK'ya bildirmedi. SGK buna bağlı idari para cezası kesmiş, kesebilir mi? Biliyorsunuz bununla ilgili Sayın Başkanımızla birlikte yaptığımız çalışma nedeniyle şu anda ceza uygulamıyoruz. Şirket ortaklarının giriş ve çıkışlarını kağıt ortamında verme yerine ne zaman internet ortamına geçeceksiniz? Yani ben de idarecilik yapmadan önce şöyle diyordum. Ya bir program şuraya bir tık koyacaksınız şeydi ama binlerce program var ve her program aylarca sürüyor. Bunu
kurgulaması ve 21 günlük bir deneme süresinden sonra faaliyete giriyor. Dolayısıyla şu anda herhalde bekleyen bir 100'ün üzerinde kurumda hizmet sunumunda program var. Öncelik sıralarına göre yapılıyor. Tabii kolay değil bu işleri yapmak. Yani binlerce insanı, 7 milyon tık alan bir siteden bahsediyoruz. Bir hata yaptığınız zaman sistem anında çökebilir. Onun için biraz sabırlı olmak gerekiyor. Tüm gelirler vergisi, kurumlar vergisi, mükellef işkur bir şeyler demiş. İşkura kayıt yaptığına iş gücü çizelgesi vermek zorunda mı? Vermek zorunda. Alt işveren yönetmeliğin 5. maddesi beğenmedi. Bu biraz doktor yazısı gibi ama bir iş yerinde bu suretle olursa olsun asıl işveren, alt işveren ilişkisinin kurulması. Vallahi bunu ayıralım, okunmuyor hiçbir şekilde. Açmış olduğunuz dosyada işçi girişinin 3 gün geriye dönük. İşçi girişleriyle ilgili. Şimdi taşeron dosyasıysa, taşeronla asıl işveren birlikte başlıyorsa aynı asıl işverende olduğu gibi bir aylık sürede burada da geçerli. Fakat daha sonradan açılmış bir dosyada taşeron oluyorsanız burada süre yok. Önceden bildirim zorunluluğu burada geçerli. Anlatabiliyor muyum? Yani ilk defa taşeronla işveren aynı anda başlıyorsa işverendeki o bir aylık süre taşeron için de geçerli. Ama taşeron sonradan gidip de başlamışsa burada işverenin mevcut dosyasının üzerinden bildirim yapacaksa burada bir aylık süre yok. Bir gün önceden bildirim zorunluluğu var. İkametgah adresi üzerinden VEDOB kayıtları olan ve personel taşıma işini yapan mükellef ikametgah adresi içerisinde SGK'ya tescil dosyası yaptırıp kısmi sigortalı işçi çalıştırabilir. Bu taşıma firmaları merkez dosyasından bildirir. Çünkü diyelim 500 tane atıyorum Turex gibi firmanın diyelim 1000 tane aracı var İstanbul'da. 1000 tane aracı her kuruma farklı verdiğini düşün. 1000 tane dosya açık hali yok. Dolayısıyla merkez dosyasından bildiriliyor. Bu eksik çalışanlarla ilgili mümkünse puantaj kaydı yaparsanız eksik gün nedenini tamamlama mecburiyeti yok. Ama kısmi süreli veya başka bir sözleşme türü seçerseniz bu defa ne olacak? Eksik süreleri tamamlamak zorunda kalacaksınız. Meslek liselerinde okurken staj yaptığımız süreler doğum askerlik borçlanması, sadece doğum borçlanmasında staj başlangıç sayılır. Emekli şirket ortaklarının SGDP kesilmesi hakkında bilgi verir misiniz? Şu anda kişi emekli olduktan sonra memur olamaz. Niye? Emekli olan birisi kamuda çalışsa aylığının kesilmesi gerekiyor. Geriye iki şart kaldı. Bir, SSK'lı olması gerektirir. Bir işte çalışabilir ya da Bağkur'lu olmasını gerektirir. Bir işte çalışır. Bağkur'lu olmasını gerektiren bir işte çalışırsa aylığından kesilir. SSK'lı olmasını gerektirir. Bir işte çalışsa %30 SGDP öder. %22,5 işveren, %7,5 sigortalı hissesi olmak üzere. Dolayısıyla şu anda torba kanunda şöyle bir düzenleme olabilir belki. 60 yaşının üzerindekilerle sosyal güvenlik destek primi kesilmemesine yönelik ama kesin değil. Böyle bir çalışma olabilir. 2008 Ekim ayından itibaren emeklilikle ilgili maaş bağlama katsayısı düşmüş. Ödenen primler maaşlar arttırmıyor. Prim ödedikçe maaşları yükselmesi gerekiyor. Maaşlar düşmüyor, onu açıkça söyleyebilirim. Maaşlar yükseliyor. Tabii ki daha çok yükselmesini istiyorsanız daha çok prim ödemeniz gerekiyor. Maaşlar düşmüyor, o konuda bir endişeniz olmasın. İşsizlik sigortası fonundan kıdem tazminat fonu ile ilgili ne düşünüyorsunuz demişler. Çok uzun bir sürü şeyi düşünüyorum. Ya işveren lehine olanlar var, işçinin lehine olanlar var. Yani işçi açısından kısaca şunu söyleyebilirim. %8 civarında Türkiye'de kıdem tazminatı alarak ayrılabilen işçi var. Dolayısıyla mahkemeye de gitse alan kişi %8. Dolayısıyla burada bir sorun var. Bir diğer taraftan işveren önünü göremediği için bir yatırım yapamıyor. Niye? 1000 tane adam çalıştırıyorsanız bu 1000 tane adamla ilgili iş yerini taşımaktan korkuyor başka bir ile. Niye? Feshetmek zorunda kalacak. 1000 kişinin tazminatını ödeyecek. Dolayısıyla bu bir kanayan yara. Demek ki hem işveren şikayetçi hem işçi şikayetçi. Bu sistem iyi işlemiyor. Demek ki bir düzenleme yapılması lazım ama bu düzenleme ne şekilde olur? Onu siyasi irade karar verecek. Uzun uzun bunu konuşabiliriz. Ben de hazırlıklıyım ama zaman yok. Ali 170'te söylediklerinizi anlayabilen, karıştırmayalım fazla. Ali 170 mümkün olduğu kadar yardımcı oluyor hizmete. Bağkur borçlanması tekrar silinmeyle ilgili bir yeni torba yasada bir düzenleme var mı diyor. Böyle bir duyumum yok. Uzun uzun birisi şey yapmış. Bu sadece şunu söylemiş. Kesinlikle ne anlamamız gerekiyor gibi bir soru sormuş. Yani bu hani kesinti olmadan devam ediyor diyoruz. En az bir gün boşluk vermek. Nakil şeklinde aktarımlar ertesi gün devam etmişse kesinti sayılmaz. Bugün çıkmış, yarın girmişse kesinti sayılmaz. Bağkur'daki kesinti en az bir gün boşluk olması şeklinde yorumluyoruz. Ona göre de işlem yapıyoruz. Başka İstanbul SYK sitesinde iletişim bölümünde atılan e-postalarımıza cevap gelmiyor. Ayrıca bağcılara ulaşamıyoruz diyor. Bağcılara bir şey sorayım. Mesela bağcılarda ortalama günlük gelen bu yapılandırma döneminde tahmininiz var mı vatandaş? Ben size söyleyeyim, sadece numaratörden günlük giriş 17-18 bin kişi.
Telefonla arayanın da 36 bin kişi olduğunu düşünün. 20 hat. Bunlara nasıl cevap vereceksiniz? Siz olsanız verebilir misiniz? Bilmiyorum. Tabii ki bu bir mazeret değil. Biz bu sorunu çözmek zorundayız ama 20 hat var. Call center kurduk. Yani eskiden santrallerde bir kişi vardı. Büyük müdürlüklerin hepsinde 5-6 kişiden oluşan call center kurduk. Yine dolayısıyla bir sorun aşılamıyor. Süreç içerisinde birazcık maillerinize dönmeye çalışacağız. Telefonlarınıza da cevap vermeye çalışacağız. Bunun için biraz anlayış bekliyoruz. Evet, seminerimiz burada sona erdi. Ben katılımlarından dolayı öncelikle Sayın Hocamız Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Nurşen Caniklioğlu Hocamıza teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı değerli Üstadım Doktor Resul Kurt'a çok teşekkür ediyorum. İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar'a teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Değerli arkadaşlar, birkaç dakika daha sabretmenizi rica ediyoruz. Çünkü bu güzel sunumu yapan konuşmacılara sizlerin adına teşekkür etmek istiyoruz. Teşekkür plaketlerini vermek istiyoruz. Lütfen birkaç dakika daha sabredin. Şimdi oturum başkanımız Sayın Mustafa Göktaş'a, Murat Göktaş'a plaketlerini vermek üzere oda başkanımız Yahya Arıkan'ı davet ediyorum. Sevgili hocamız Profesör Doktor Nurşen Caniklioğlu'na plaketlerini vermek üzere odamız yönetim kurulu üyesi Cemile Kuzu'yu davet ediyorum. SGK İl Müdür Yardımcımız Murat Özdamar'a plaketlerini vermek üzere odamız yönetim kurulu üyesi Orhan Sarıgene'yi davet ediyorum. Ve sevgili Resul Kurt'a plaketlerini vermek üzere odamız yönetim kurulu üyesi Sayman üyemiz İhsan Yalçın'ı sahneye davet ediyorum. Bir de toplu fotoğraf çektireceğiz.